Gençler başarılar. Sizlerden gelen yorumlarda hocam çemberde açı, çemberde uzunluk, dairede alandan bahsedebilir misiniz diye yorumlarda bulunmuşsunuz. Böyle bir soruya yorum yapmaya çalışacağım. ABCD bir kare. B noktası AC yaylı çevre çemberi merkezi. AK, KL ve LC yayları uzunlukta eşit. Peki elimizde o halde yayların uzunluğu var. Yayların uzunluk çeşit olması açısal değerlerinde eşit olması anlamına geliyor. Açılarla çözmeye başlamak istiyorum. Çünkü açı arayacağız. Burada AK yayının, KL yayının ve LC yayının derece olarak ölçüleri işte 30'dur. Bunu görüyoruz. Bunlar 30 derecelik yaylar. Yaylar eşit olduğundan dolayı bu yayların uç noktalarını birleştirerek oluşan kirişler eşit olacağından dolayı eş kirişleri çizmeye çalışıyorum. Bunları kırmızı rengi verdim özellikle. Bunlar yayların eşitliğinden geldi. Karede çalıştığımıza göre işte karenin kenarları eş uzunlukta. Bunları da aynı renkle renklendireyim ki buradan ortaya çıkacak özel üçgenleri kolay görebilirim renkler bazında. Dilimizden anlamayanların da anlamasını sağlayalım. Burada eksenlerimize özel üçgen elde etmek için artık B'yi L'ye, B'yi K'ya dilediğinizi birleştirebilirsiniz. Amacımız özel üçgenler kurabilmek. B'yi K'ya birleştirerek, K'yı da C'ye birleştirerek burada eşkenar üçgen ve tepe açısı 30 derece olan üçgenler kurmuş oluyoruz. Bu açı dağılımı yazmaya çalışıyorum. Şuradaki KBC açısı gördüğü yaylar itibariyle 60'tır. Burası yine 60 olmuştur. Burası yine 60 olmuştur. Burada gördüğümüz ABK üçgeni ile KCD üçgenleri de eş üçgenlerdir. Tepe açısı 30 derece olan eş üçgenlerdir. Burada kiriş teğet açı birbirinden şurada noktayla göstermiş olduğum açı yani FCL açısı gördüğü yayın yarısından dolayı bu açı 15 derecedir. Dolayısıyla bu açının tamamı KCD'nin tamamı 30 olduğuna göre buraya da düşen açı miktarı 15'tir. Demek ki DCK üçgeninde CL açı ortay oldu. Simetri doğrusu oldu. Simetri doğrusu üzerindeki L noktasının köşeleri olan uzaklıkları eşit olacağından dolayı buralarda bu eşit sembolünü koyuyorum. Peki o halde eş açıları noktayla sembolize ettiğime göre burası da nokta, burası da nokta olmuştur. Gördüğü yayın yarısından dolayı. 4 tane 15'in toplamından buraya 60 geldiğinden dolayı demek ki DLK üçgeninde artık bir eşkenar üçgenmiş. O halde DK'yı da kırmızıyla renklendirmiş oluyorum. DK'yı kırmızıyla renklendirmekle bu defa ADK üçgeni de yine ikizkenar bir üçgen oldu. Taban açıları 15 derece olan. Nereden görüyoruz bunu? Çünkü DAK açısı gördüğü yayın yarısıydı. Buradan açılara devam edecek olursak iki iç açının toplamı ADK üçgeninde şuraya 30 gelmiştir. Normal 90'ın parçalarından biri 15 ise diğer parçası 75'tir. Demek ki burada AEK üçgeninde ikizkenar bir üçgen olmuştur. Demek ki KE'ye de biz kırmızı rengini vermeye çalışıyoruz. Renkler bazında biz özel üçgenleri kurmaya, görmeye çalışıyoruz. Buraya da kırmızı rengi verdiğimizde artık soru bitmiştir diyebiliriz. Taradığım üçgen, onu artık başka bir renkle öne çıkartmaya çalışacağım. İkizkenar üçgendir. KEL üçgenini boyuyorum şimdi. Bu üçgende çalışıyorum. Şu taradığım üçgende çalışıyorum. Bu üçgen artık kenarlarına kırmızılara bakarak bir ikizkenar üçgendir. Taban açılarını alfa ile modelledik. Şuralar alfa olmuştur. Açı dağılımından AKB üçgeni artık tepe açısı 30 derece olan üçgenler olduğundan dolayı 75'in parçalarından birisi 45 idi. Burada EKL üçgeninde açı dağılımına girecek olursak EKL üçgeninde artık tepe açısı 60, 45, 105, 15 daha 120 yapar. Dolayısıyla bu tepe açısı 120 derece olan taban açıları da 30 olan bir ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla alfa açısını çizimler sayesinde 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluyoruz. Gençler sizler de uygun çizimler yaparak
Çemberde açı sorularında, uzunluk sorularında yine üçgende uzunluk ve temel bilgileri kullanarak sorulara çözümler üretebilirsiniz. Çekinmeyin, çemberde çözeceğiniz her soruda çözüm yolu üçgendeki temel bilgilerden geçiyor.